7. yılları etti. Allah nasip ederse işte bugün tam 7 yılları etti. Bu vahşetin yaşandığı. Yine de Rabbime binlerce şükür olsun. 7 yıl etti. İçimizdeki hüzün hala bitmemiş. Daha da aynı şekilde devam ediyor. Soğumaz da yani. Onlar çözüm süreci altında bu masumları katletti. Sadece bize has değil. İslam'a yapılan bir saldırıydı. PKK ve yandaşları, HDP'nin çağrısı, DAK kadrosundan gelen çağrı, DAK kadrosunun şehre inmesi ve devletin de buna göz yumması. Bu kadar silahlarla şehrin göbeğine adamlar geliyorsa DAK kadrosu, demek ki bunda devlet onlara yol açmış görünüyor. Adamlar bu kadar rahat bir şekilde bu kadar silahlarla şehrin göbeğine inip istedikleri gösteriyi, istedikleri eylemi yapıyorlar. İstedikleri camilere saldırıp Kur'an-ı Kerimleri yakıyorlar. Sadece derneklerle yetinmediler ki. Birçok şehirde Kur'an-ı Kerim yaktılar. Camilere saldırdılar. Onların tek bir gayesi vardı. İslam'ı bu bölgeden kaldırmak. İslami yaşantıyı bu bölgeden yok etmek. Çocuklarımızı kendi geleceklerinin düşüncesiyle yetiştirmek. Elhamdülillah, Allah'a bin şükür. Onlar o gün emellerine ulaşamadılar. Ki bizden de canını verenler oldu. Yine de biz Rabbimize binlerce şükür. Biz buna iman etmişiz. O istediği zaman verir, istediği zaman alır. Sadece bizim sistemimiz o günden bugüne HDP yandaşlar, Selahattin Demirtaş olsun. Bakın şu an cezaevinde. Ama bu dosyayla ilgili en ufak bir dava açılmış değil bunlarla ilgili. En ufak bir dosya açılmış değil onun hakkında. Biz defalarca ilk süreçte gittik adliye, savcılıkta, karakolda verdiğimiz bütün ifadelerde onların isimlerini dilekçe dökmemize rağmen, dilekçede geçmesini istememize rağmen, şikayetçi olmamıza rağmen sonradan yargılama aşamasına, mahkeme salonuna gidiyoruz, hiçbirinin ismi yok. Yargılama aşamasına hiçbir HDP yetkilisinin ismini biz görmedik. Burada halkı sokağa döken de onlar, halkı sokağa indiren de onlar. Ta şu an Cumhurbaşkanımıza dek onlar yapmış diyor ama en ufak bir soruşturma yok. Demek ki söylemlerle eylemleriniz birbirini tutmuyor. Efendim ne zaman ki işte geliyorlar bir bu bölgeye bir miting yaptıklarında biz biliyoruz işte Yasin Börü'yü ve arkadaşlarını kimler katletti. Biliyorsanız da nerede? Siz 3-5 tane çapulcu, tetikçi içeri atarak olayı kapattığınızı mı zannediyorsunuz? Çok şükür Rabbime hamdolsun. O gün abimi aldılar benden. İşte şehit Riyad Güneş. Size görüyorsun. Şu anda bak hemen onun 3 ay sonrası Rabbim yine bana bir evlat nasip etti. Onun da ismini aynı şehit Riyad Güneş bıraktım. Elhamdülillah. Belki 3-5 kişi gitti. Ama yerine binlerce kişi daha geldi. Onlar bilsinler. Biz Allah'ın izniyle bitmeyiz. Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Biz bu yolumuza devam edeceğiz. Ve bizim tek bir sistemimiz var. Şikayetimiz var. Hiçbir devlet yetkilisinde. O günün emniyet işte müdürü ise, valisi ise çıkıp açıklama yapıyor. İşte biz polisi sokağa salsaydık çok şehit verirdik. Siz eğer o oturduğunuz makamlarda maaş almak için gelmişseniz, o koltuklarda oturmak için gelmişseniz, gidin evinizde oturun, maaşınızı alın. Boş boş o karakolları, sözde güvenlik güçleri, sözde diyorum çünkü özde öyle bir şey yok. Sözde güvenlik güçlerisiniz, kolluk kuvvetlerisiniz, halkı koruyorsunuz ve o gün o vahşet orada olduğu zaman defalarca telefon aramalarında ev sahibinin dahi kendi karakol araması zaten internetlere düştü. Herkes bunu gördü. Onda dahi polis dalga geçercesine karşı tarafla diyalog kuruyor. HDP'nin isteğiyle, çağrısıyla katledilmiş olabilirler ama asıl katlediciler devlet yetkilileridir. O gün benim diğer kardeşim gidip onu yerde kaldırdı. Ve kaldırdığı zaman aynı şekilde ona da kurşun yağdırdılar. Elhamdülillah ona hiçbir kurşun isabet etmedi. Eğer o gidip onu yerde kaldırıp getirebiliyorsa devlet topuyla, tankıyla, polisiyle, işte efendim araçlarıyla, silahlarıyla bunlara karşı çıkamıyorsa demek ki buna göz yumuluyor. Bu mazlumların kanı devletin de yüzüne gözüne bulaştı. Onların da aynı şekilde. Bunların çocukları yetim kaldılar. Bu çocuklar yarın bir gün büyüdüğü zaman bana sordukları zaman yeğenlerim eğer bana derlerse babamız ne şekilde oldu ki anlama çağına zaten yavaş yavaş girmişler. Onlar bana sordukları zaman işte derim ki bakın PKK katletti,
Devlet ise yönlendirdi. Devlet ise buna yön verdi. Bunlara devlet müsaade etti. Devlet müsaade etmeseydi o gün PKK o silahlarla şehre inip şehrin her tarafını tarumar etmezdiler. Yine de elhamdülillah, Allah'a bin şükür. Biz biliyoruz ki onlar Rablerinin yolunda gittiler. Allah katında şehit oldular ki inşallah umudumuz da odur. Ve bilsinler ki biz de sıralarını bekleyenlerdeniz. Rabbimizden tek dileğimiz var. Bu dünyada birleşemedik. İnşallah cennette peygamber komşuluğunda birleşiriz. Yine elhamdülillah Allah'a binlerce şükür ki gittikleri yol da ortada. Onlar hiçbir mazluma, hiçbir fakire, fukaraya kötülük etmeden, onlar tam tersi mazlumun yardımına giderken bu vahşete uğradılar. Bu katliama uğradılar. Onlar katliam yaptılar. Bunlar ise Rablerine kavuştular. Allah'a binlerce şükür. İnşallah biz de cennete buluşuruz ve yine bunu da bilsinler ki biz bu dünyada zaten adalet beklemiyoruz ki. Adalet çünkü yok bu dünyada. Biz mutlak adalet olan ahireti bekliyoruz. İnşallah orada biz cevabını alacağız ve hakkımız olan adaleti de orada göreceğiz. Biz de, onlar da orada o adaleti inşallah en iyi bir şekilde Rabbimiz o adaleti yerine getirirken bunları da orada göreceğiz. Biz de orada olacağız. Biz sadece hesap gününü bekliyoruz. Bunu bilsinler yeterdir bize. Valla tabii 7 yıl geçmesine rağmen bizim için yani sanki daha dünkü sıcaklığını koruyor gibidir. Hiçbir şekilde yani onların acısı hafiflemiş değil. En bizi acıtan tarafı ise bu olaylarda olayları yapan, kışkırtan, sebep olan veyahut göz yumanlar hiçbir şekilde mesela gereken yapılmadı. Ondan sonra failler bulunmadı. Birçok şey örtbas edildi. Yani onların acısı bir yana, bu olup bitenler bu daha acı verici bir durumdur. Yani hiçbir şekilde olayların üstüne gidilmediği, hala da mesela failleri ortada yok. O olay yeri kayıtları, kamera görüntüleri o zaman bir şekilde el konulup ortadan kaybedildi. Yani 7 yıldan fazla oldu. Hiçbir şekilde daha mesela şu anda benim kardeşimle ilgili hiçbir şekilde bir kanıt yok, bir fail yok. Şu anda faili meçhul yani. Yani onun kaybetmenin acısı bir tarafa, bu en azından failleri bulunsaydı, bir aydınlığa kavuşsaydı bazı şeyler içimiz belki bir nebze olsun ferahlayacaktı. Ama şu anda yani ki bu mesela benim kardeşim değil de yetkili ensesi kalın olan birisinin bir çocuğu olmuş olsaydı, üst düzey bir bürokratın şunun bunun çocuğu olsaydı eminim ki 24 saat geçmeden aydınlatılırdı. Ama hayatını kaybeden, katledilen söz konusu normal masum bir vatandaşsa çok rahat bir şekilde örtbas edilebilir. Artık ortada hangi hesaplar varsa, neden dolayı ki bu normalde devletin, yargının asli görevidir. Ortada bir vatandaşın hayatı söz konusuysa, katledilmişse, bu şekilde vahşice katledilmişse şehrin göbeğinde, devletin birinci görevi mesela vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Ama malumunuz yani o dönemde ben zaten kameralara da yansıdı. O zaman dönemin valisi mesela, ben kendim de görüştüğüm zaman aynen söylediği cümle ki mesela haber kanallarında da internette de var. Bana da söyledi, biz diyor güvenlik güçlerimizi sokağa çıkartmış olsaydık şehit verirdik. Yani ben de o zaman kendisine söyledim, dedim sayın valim yani siz güvenliği, devletin asli birinci görevi vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakken siz öyle bir tasarrufta bulundunuz. Polisi, askeri güvenlik güçlerini sakladınız, kapıların altına kapattınız. Kışladan, karakoldan çıkartmadınız. Ama ne oldu? Buradaki mütedeyin, mazlum, kimsesiz halkı, Müslümanları, vatandaşları zalimlerin kucağına, insafına
attınız, istediği şekilde katliam yapmaya başladılar. Yani biz şahsen kendim mesela bu kadar geçen yıla rağmen hala aydınlatılmamış olması, hala faillerin belli olmaması, biz artık buradaki yani yargının veyahut herhangi bir adalet olduğunu düşünmüyoruz. Biz ancak ilahi adalet. İlahi adalete biz güveniyoruz, güvenimiz sonsuzdur. Ama bu noktada da yani bu acı bir şekilde yaşanan olaylar hiçbir şekilde halen de doğru dürüst. Yani göstermelik olarak mesela belki Yasin Börü ve diğer şehitlerin birkaç tane faili ortaya çıkarılmış olsa da ama normalde yapılması gereken bu değildi yani. Yani o dönemde yer yerinden oynadı. Çok büyük bir katliam provasıydı. Katliam başladı. Ama çok şükür Allah-u Teala izin vermedi. Yani bu olmamalıydı. Yani şu anda mesela bizim gibi insanların adalete olan güveni nasıl olsun, tam olsun? Adalet yok yani. Adalet olmuş olsaydı, bizi koruyan kollayan bir devletimiz olsaydı biz bu kadar ucuz bir şekilde katledilemezdik. Veyahut en azından yapanların yanına kar kalmamalıydı.